bilirsin, dün akşamdan beri bir hazırlık, bir hazırlık. En fazla ameliyat masasında oluyor titreme. O da korkudan değil yani. Ameliyat masası soğuk olduğu için. Anladım. Şimdi güneş, sabah güneşi tam da yüzümüze vuruyor böyle. Ben güneş gözlüğümü almamışım şansa. Şu anda saat 7:20 geçiyor. Sabah. Salı günü mü bu be? Pazartesi. Pazartesi günündeyiz. Hastaneye doğru yola çıktık bakalım. Bugünü çekmeye çalışayım da sana da bir anı olsun. Olur mu? Ahmet Han da arkada. Elinde poğaçası. Dizinde battaniyesi. Aman benim prensim. Gidiyoruz bakalım. Babası çabuk gel, tamam mı? Biz seni bekliyoruz. Herkese selam. Hastaneden selam. Eşim ameliyata girdi. Yaklaşık 1,5 saat, hatta 2 saate yakındır hala ameliyatta. Ben de Ahmet Han'ı oyaladım. Ahmet Han'ı oyalamak çok zor. Gerçekten hastane ortamında oyalamak çok zor. Ahmet Han'ı oyaladım. Bayağı bir yoruldu ve uyuttum sonunda. Hala daha gelmedi. Onu bekliyorum. İnşallah çok fazla ağrısı olmaz. En son ameliyata girmeden önce açık ameliyat olacağı söylenmişti. Yani bu ameliyatın 2 türlüsü varmış. Birisi kapalı şekilde, sadece 3 delik açılarak yapılan. Birisi de bu şekilde açık olan, cihazlarının olmadığını söylediler. Bu yüzden açık ameliyat yapacaklarını da söylediler. Artık biz de tamam dedik. O yüzden şu anda ameliyathanede kendisi. Bekliyorum. İnşallah çok fazla ağrısı olmaz. İlk bir hafta muhtemelen biraz zor geçecek onun için. Bu gece buradayız. Bakalım nasıl geçecek. Sizler için de, hatta eşim için de bir hatıra kalmasını istediğim için bugünü çekmeye, kaydetmeye çalışacağım elimden geldiğince. O da seyreder. Belki güzel anarız. Ne istiyorsun? Başka ne istiyorsun peki? Videosunu seyrettiyseniz eğer, oradaki yorgunluğumu, tedirginliğimi, heyecanımı da görmüşsünüzdür. Eşim kasık fıtığı ameliyatını, açık ameliyat oldu. Yalnız biz ilkinde giderken kapalı ameliyat zannederek gittik ve ilk önce bize söylenen oydu çünkü. Oraya gittiğimizde eşime damar yolu açıldı sabah saat 8'de. 8'den öğlen saat 1:30'a kadar bekledik orada. Sıra bekledik gibi bir şey. Daha sonra tam sıra bize geldi ve doktor yanımıza geldi. Kapalı ameliyat yapılacak cihazlarının olmadıklarını söyledi. Bu yüzden seni açık yapacağız dedi. Tabii biz şok.
o sırada. Ve o kadar bekledik ve damar yolu da açılınca artık geri de dönmek istemedik. Biz ilçede oturuyoruz, Diyarbakır merkezde değiliz. Bir de o kadar yolu sabahın erken saatinde gidince tamam artık olsun bir şekilde filan dedik. Açık ameliyat oldu. Ama açık ameliyatın sonrasında çok fazla ağrısı, çok fazla acısı oldu. Bu yüzden yani keşke kapalı olsaydım, keşke o an kabul etmeseydim ya da başka kapalı yapan bir yere gitseydim diye çok söylendi. Öyle, o günü de o şekilde atlattık. O gece orada kaldık ve ertesi gün taburcu olduk. Günlerdir eşimin ağrısı sızısıyla uğraşıyoruz. Dediğim gibi Allah sağlık versin. Sesimden de anlaşacağınız üzere ben de soğuk algınlığı oldum. Ahmet Han da aynı şekilde. Yalnız şu anda artık hastalıktan konuşmak, bahsetmek istemiyorum. Mutfağı tamamen toparladım. Şu anda şey yapacağım, sütlaç yapacağım. Neden sütlaç? Çünkü Starbucks kurabiyesi yapacaktım sizlerle beraber. Hatta tüm malzemeleri de gündüzden aldım bu arada, onu da söyleyeyim. Yalnız eşimin canı sütlaç çekmiş. O yüzden şu anda sütlaç yapmaya başlayacağım. Kurabiyeyi de artık bir başka videoda yaparım. Şimdi öncelikle yarım su bardağı pirincimizi şöyle göstereyim size. Hatta biraz daha az. Yarım su bardağı pirincimizi 2 su bardağı suda güzelce haşlayacağız. Hatta birazcık suluk alacak. Şimdi pirinçlerimiz pişerken ben de 1 litre sütü tencereme ekliyorum. Pirinçlerim pişiyorken ben de bir başka kasede 3 yemek kaşığı, aslında buğday nişastası olması gerekiyor ama ben kalmamış, o yüzden mısır nişastasını kullanacağım. Çok büyük bir fark olmaz diye tahmin ediyorum. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday diye çıkıyor ağzımdan. Daha sonra da 1 su bardağı sütümden buraya ekleyeceğim ve onu bir güzel karıştıracağım. Daha sonra da pirinçlerim piştikten sonraki aşamaya geçeceğim. Bu arada pirinçleriniz pişerken kapağını açmayı unutmayın, çünkü ben gördüğünüz üzere kapağını kapalı tutunca bakın her yere taştı ve ocak kirlendi. Bu şeyden sonra bir de ocak silmek çıktı başıma. Ben şimdi burada mısır nişastamı karıştırdım sütle birlikte, kenarda bekliyorum. Sütüm de birazcık kaynasın, daha sonra pişen pirinçlerimi sütüme ekleyeceğim ve mısır nişastalı, daha doğrusu aslında olması gereken buğday nişastalı karışımımı sütün içerisine ekleyeceğim ve 1 su bardağı kadar da toz şeker bulundurdum yanımda. Önce az daha sütüm de taşıyordu kızlar. Görüyor musunuz? Durduk yere ocak sileceğim yani. Hiç işim yok. Gördüğünüz gibi pirinçlerim, hatta artık altını kapatayım sizlere. Pirinçlerim böyle hafif suluk alacak. Piştiler. Hafif suluk alacak ve ben şimdi altını kapattım. Bu pirinçleri şimdi kaynayan sütümün içerisine aktaracağım. Kızlar, 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Daha sonra şu karışımımı ekleyeceğim. Şimdi de şekerli vanilini ekliyorum. Şimdi kızlar, bu kaynayan sütlacımı küçük ateşe alacağım ve altını kısacağım. Bir 10-15 dakika kadar, kıvam alana kadar kaynayacak kısık ateşte. Daha sonra da sütlaç kaselerine bölüştüreceğim. Kızlar, 10 dakikadır kaynıyorlar. Şimdi ben altını kapattım ve kaselere aktaracağım. Ve kızlar, şimdi gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Bu tepsiye bu şekilde su doldurdum, çünkü hani bu kaplar zarar görmesin fırının içerisinde diye. Baştan beri öyle alışmışım, o şekilde yapıyorum. Böyle hepsini gördüğünüz gibi ağzına kadar, sınırına kadar doldurdum. Şimdi fırına vereceğim. Bir de kızlar, fırının sadece üst ısıtmasını açıyoruz. Şöyle. Ben şöyle 230 dereceye kadar yapayım diyorum. Anneciğim dur. Bu şekilde sütlaçlarımı koydum.
Şimdi artık pişmesini bekleyeceğiz. Fırın camını Ahmet Han sağ olsun. Balımsın sen benim. Şimdi Ahmet Han'la her yeni güne bir etkinlik, bir değişik bir şey sığdırmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi Ahmet Han'la birlikte tuvalet kağıdı rulosundan böyle kelebek tarzı bir şey yapacağız. Bu şekilde sizin fırınınızda dengesiz pişiriyor olabilir. O yüzden hiç telaş yapmayın. Ben şimdi o çok pişenleri alacağım ve az pişenleri onların yerine koyacağım. Ve hepsi aynı derecede pişsin istiyorum. O yüzden şimdi çok pişenleri ayırıyorum. Epey zorlandık şu kelebeği ortaya çıkana kadar. Anladım ki bizim için daha erken bu tarz etkinlikler. Böyle içerisinde rulo, peçete... peçete kağıdı var. Peçete rulosu var. Ahmet Han kenarlarını boyadı ve birlikte yapıştırdık. Ahmet Han bu ne? Kelebek. Şimdi bu sütlaçları buzdolabında biraz dinlendireceğim ve daha sonra servis için üzerine ceviz döveceğim. Ceviz ufalayacağım. Artık nasıl diyorsanız. Ceviz döveceğim. Sütlaçlarım hazır. Şimdi buzdolabına gidecekler. Ve sütlaçlarım hazır. Onları soğumaya bıraktım. Ay ama var ya, kendimi o kadar böyle halsiz, yorgun. Umarım size yansımıyordur. Hissediyorum ki muhtemelen hastalıktan olacak. Yani hastalık bu gece zor geçecek gibi gözüküyor. Şu anda kahve yapacağım. Kahveden sonra da muhtemelen sütlaçlarımızı tadarız. Sonra da Ahmet Han'ı bir güzel yatırırım. Şu anda saat tam 8:45. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Bu bir veda konuşmasıdır. Kahveyi yapacağım. Daha sonra da artık dediğim gibi Ahmet Han'ı yatırıp uyurum. Bizim ailemize de bol bol, bizim gibi şifa bekleyen bütün ailelere dua edin. Bütün hastalara şifa versin Rabbim. Hastalık defolsun gitsin inşallah. Çünkü yalancı bahara kandık sanırım. Biz de o yüzden soğuk algınlığına yakalandık Ahmet Han'la birlikte. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve lütfen bence beğenin. Çünkü hasta hasta gerçekten çok zor oldu bugün. Bugün benim için bitmedi yani. Bitmek bilmedi ve hala daha devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda umarım iyileşmiş ve daha dinç, daha enerjik, mutlu ve sağlıklı bir şekilde karşınıza çıkarım. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hoşça kalın.